Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Roblox Studio'ya nasıl oyun yapılır ve Roblox'a nasıl kaydedilir? Yanımda Masum var. Lüks Masum. Şimdi arkadaşlar Flat Terrain ve Classic Best Play falan var. Ben Flat Terrain yapıyorum. Ve o andan da internette yapacağım şeyi, yani fotoğrafı bu oyunu ekledim zaten. Şimdi hep birlikte oyunumuzu yapmaya başlayacağız. Bu loading desin. Ben eşyalarımı koyayım toolbox'ta. Bu birinci bölümümüz. Şu an yanıt vermiyorum biraz şey. İlk önce ben TPS Street Soccer yapacağım. Oyun olarak şuraya TPS Street yazıyorum. Ve Soccer yazıyorum. Siz de bu oyunu yapabilirsiniz. İlk önce alıştırma oyununuz olur belki. Güzel bir oyun yapmış olursunuz. Orada böyle şeyler falan çok daha pratik yapmayacağım oyunuma. Bu da TPS Street Soccer dediğimde zaten buradaki mapler çıkıyor. TPS Street Soccer map'i. Bu değil. Şu My TPS Street. TPS Street falan, burada street mapları var. Maplere. Şimdi arkadaşlar ben bir tane map yükledim buraya. Hem kamera hem bilgisayar tutuyorum ya, yani çok yorgun oluyor. Şöyle yapalım. Heh, daha hızlı oluyor. TPS map var. TPS Street Soccer map'i. Siz bu şeylerden bakmayın. İçi aslında futbol sahası oluyor. Sokak futbolu. TPS Street Soccer. Çok benzemiyor ama güzel bir profesyonelmiş. Şuraya bir tane top yazıyoruz. TPS. TPS Street. Street. Ana. Burada korkmayın. Regent bölümüne geldiğinizde zaten burada tekrar koyabiliyorum. Gayet güzel. Ben tekrar şu topu da koyayım, hemen geliyorum. TPS Street Soccer Bell dedim, bu çıktı. Bell desek daha iyi olur. Arkadaşlar ara sıra böyle oyun yapma videoları falan çekerim. Ben şu an Roblox'a aktarma oyunu yapıyorum. Normal bilmiyorum. Şu top biraz kaliteli top koyayım. Bu olur. Bakın şu an burada Texture Soccer. Burayı böyle kontrol edin. Ona göre alın. Bakın şöyle. Tamam, güzel benmiş. Topmuş. Karar verdiğinizde bunun üstüne tıklayıp daha kolayca alabiliyorsunuz. Evet, benim topum gelmiş bulunmakta. Top abicim. Şimdi oyunda test edeceğiz. Bakalım nasıl olmuş oyunumuz. Oyunumuz tam hazır gibi bulunmakta. TPS Street yapmak o kadar kolay ama futbol kalesi yapmak için hemen şunu bir araya alalım. Benim çok İngilizcem yok çünkü. Şu aradaki Roblox Studio'yu kapatıyoruz hemen menüsünü. Şuradan hemen sayfayı yenilemeden Google Chrome'u açıyorum. Bu arada bilgisayarda yapılıyor. Google Chrome'u açtıktan sonra mouse'um. Böyle mouse. Yeni mouse'um arkadaşlar. Buraya yazdıktan sonra şöyle yazıyoruz. Ne yazıyor? Çeviri. Çeviri. Olmamış. Kazık gerçekten. Çeviri. T-i. Çeviri T-i yazdıktan sonra İngilizce Türkçe. Türkçe, Türkmence, Türkçe, İngilizce çeviriyoruz. Buraya yazıyorum ki futbol kalesi. Oyunda her zaman futbol kalesi getiriyorum. Futbol tower diyor. Girelim tekrar şu arada Roblox Studio'ya. Ana, yine gitti ya, ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar önemli duyuru. Maalesef futbol kalesi bulamadık. Kazık bulmuş. Yani yazıyoruz. O zaman beyaz bir part diyoruz. Yer arkadaşlar futbol diyelim. Belki çıkar ya futbol deyince. Bakın görüyor musunuz, çıktı. Bu kalesi her zaman çıkarmış. Şu bunu uygun bir tarafa, yani buraya kadar taşıyoruz. Ve kick envanterini koyacağız. Futbol gol. Bunu da koyalım.
Ama bazen sıkıntı oluyor. Tek kale olur mu? Gerçekten tek kale yapalım ya. Tek kale yapalım. Burada bir tane daha sağ bulursam iyi olur. 1-0 falan mı diyor. Futbol Soccer 0-30, 3-30. Bu 30'lara falan bakmayın. Futbol Trophy diyor. Ben burada kick diyorum. Football kick. Kick dedikten sonra burada topa vurabiliyorsunuz ama bazıları olmuyor. Futbol kick diyor. Olmadı. Kick diyelim o zaman. Kick. Kick dedikten sonra burada envanter olarak geliyor. Kick on, tuş buton diyor. Kick break diyor. Pre kick rezon diyor. Ondan sonra kick animasyon diyor. Nasıl şu kick animasyon? Daha mı? Si şunu. Bizim topumuz hala duruyor. Maşallah. Evet, aşağı iniyoruz. Aşağıda böyle kick 10 saat bulmak yerine tamam dursun kanka dersiniz. Chinking punching bu neymiş? Ben şimdi punching. Kicking derken vuruyor mu orada? Punching diyor. Neyse ben şimdi giriyorum Roblox'a. Bunu oyunda belki hata varsa siz söyleyin bana. Evet böyle kısaca kolay oyun yapabiliyorsunuz ama biraz uzun sürebilir. Benim 10 saat uğraştığım şeylere bakmayın. O kadar uzun sürmeyecek. Kicking punching. Allah kaldık ya. Asıl şu punching şeyi çalışıyorum. Bakalım. Ama kimse olmadığı için vuramıyorum. Bir arkadaş çağırdım mı son? Live game diyelim. Şimdi spammer'ı ayarlayalım arkadaşlar. Ben hemen ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar buraya hemencik şöyle bir spammer yazıyorsun bölüme. Ondan sonra buradaki ilk başta çıkan spammer'ı koyuyorsun. 2-3 falan. Bunları bilmemezlik yapın. Çünkü şu ikinci Robux'lu şey. Robux ile şunu al falan diyor. Bu penaltı kick oyunu galiba ya. Hani penaltı atışı falan. Bu da bir tane kaleci özelliği de olsun. Ne olsun? Kaleci. Kaleci. Çıkmıyor. Yine çeviri açıyoruz arkadaşlar. Evet. Futbol. Kaleci. Futbol kaleci yazmaz. Soccer goalkeeper. Evet. Gol. Gol. Keeper yazalım. Daha iyi olur. Goal keeper yazalım. Green goal keeper. Goal keeper Arsenal diyor. Goal keeper Barcelona diyor. Burada siz hiçbir şey anlamayın. Koyun bir tane falan. Gitsin. Nixor diyor. Ben bunun ismine kaleci koyacağım. Nixor diyor ya ben bunun ismini değiştirmek istiyorsun. Bu ismi istemiyorum abi diyorsunuz. Şu Nixor var ya bunun üstü Allah. Yanlış bir şey yaptık. Bu Nixor böyle ya. Allah yanlış yaptık ya. Arkadaşlar bir şeyler ters gidiyor. Ne oldu ya? Kazık oldu. Gerçekten kazık. Şu Nixor'u silelim. Delete edelim. Delete. Tamam ben bunu halledip geliyorum. Arkadaşlar halletmem çok uzun sürdü. Bayağı kızdırıcı oldu. Evet. Çünkü otomatikman bir şeyler siliyor ve onu yaptıktan sonra en önemli yer file bölümü yani file bölümü girdik sonra. Burayı anlamazsınız. Burada arkadaşlar altta save to file var. Buna tıklıyoruz file. Evet şu an loading dedikten sonra buradaki belgeler bölümünde kalacaktır. Buraya yazıyoruz ki otomatikman bir şey. As falan yazıyorum. Ve buradaki Roblox Place Files buradan Roblox Place Files RBX'i seçip kaydet diyoruz. Bu kadar. Ama devamı da var. Burada kaydetti görüyorsunuz. File'ye tekrar tıklıyoruz. Burada bakın Save to Roblox açılmadı. Burada Publish to Roblox diyoruz. Publish de herhangi bir name olabilir. Siz daha burada konsolda kabul edelim. Agree diyelim. Burada create diyelim. Bekliyoruz kısa bir zaman.
Burada Games Publisher diyor. Siz hemen çıkmayın çünkü Roblox'u kaydedeceğiz. File bölümüne geliyoruz. Ve Save to Roblox bölümü açıldı. Save to Roblox diyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Tekrar Save to Roblox yapıyoruz. Birazcık daha bekliyoruz. Beklemeden hemen Save to Roblox deyin. Ve hemen Roblox Studio'dan çıkın. Her şeyden. Hemen Roblox'a girin. Ben şu an bunun kopyasını yaptım maalesef. Özür dilerim bu oyunun yapımcısına ama maalesef yani benim de bu oyun olacak. Evet, oyun kastı. Roblox yanıt vermiyor ya. Çıkarttı oyundan. Tekrar açalım benim bu güzel mouse'um benim. Gıcır gıcır çalışıyor. Roblox diyoruz. 10 saat açacak yine. Roblox dedikten sonra hemen Roblox'umuz açılsın. Bu sadece bilgisayarda olur. Burada profil bölümüne hemen tıklıyoruz. Size orijinal bir tane yapmadığınız bir tane oyun bulacak. Yok bilmem ne Place ya. Ama benim bir tane yaptığım oyunum var. Pushing Simulator diye. O sizin o çıkan play yok isminiz Merhaba Ertuğrul Place falan yazıyor. Atıyorum isminizi. Burada Add Game Pass var. Buraya tıklıyoruz ama Game Pass yapmayacağız. Merak etmeyin. Burada Places bölümüne geliyoruz. Ama Places bölümüne geldikten sonra buraya bir bakalım. Bir şey olmazsa ya da Games'e gelelim. Games daha kaynaklı oluyor bizim için. Games'e tıklıyoruz. Kaynaklı olmasından değil de Publish Private yapma amacıyla. Buna tıklayarak Publish yapıyoruz. Tıkladıktan sonra burada Untitled Game Name falan Public yapıyoruz ki oyuna kaydetsin diyoruz. Untitled Game yerine ismini yazalım. TPS. Ben ismini yazıp geliyorum. Ben ismini TPS Street Soccer Light yaptım. Siz istediğiniz gibi yapın. Places buraları asla karıştırmayın. Bu kadar. Save diyoruz. Ya mouse'um böyle renk böyle ayarlayan mouse. Şimdi burada name or description diyor. O zaman burada şey bir until game ay private niye kaldı ya? Ben tekrar yapacağım. Niye save public diyorum. Saver diyorum. Save diyorum işte. Can be saved diyor. Burada bekliyorum. Roblox'u Microsoft Store'dan indireyim. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra Untitled Game bölümü oluyor. Ve tek yapmanız gereken profilinize aktarmak ve publish yapmak için add the profile ediyoruz. Burada bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Remove ve buna tıklamıyoruz. Configure this place diyoruz. Buna tıkladıktan sonra bekleyin, loading oluyor. İsmini falan artık yazarsınız. Bu size kalmış. Yani bu bölümü size yapabilirsiniz. Ben şimdi size fotoğraf yüklemeye gideceğim. Game icon. Google'a bir tane fotoğraf yükleyin. Rastgele de olabilir. Burada ben o XD'de bunu şeyi XD'de koyacağım. Herhangi bir şey ayarlayın. Mesela ekran fotoğrafı, yok tumbler falan. Ayarlayın yani bir şeyler. Ve Tomb Raider bölümüne geliyoruz. Game Ice'ını yaptık. Şimdi Tomb Raider'a geliyoruz. Gözata geldim. Burada Gözata tıkladıktan sonra o da şey bu işte. Buna tıkladık. Upload image dedik. Submit dedik. Ve bunu da ekliyor. Bu kadar. Artık oyunumuzda resmen hazır yani. Ben size gösteriyorum. Siz ismini falan yazın. Ve burası da açıklaması. Açıklamaya da yok bir şeyler falan yazın. Benden de bu kadar oluyor arkadaşlar. Bundan sonra devamı zaten istediğiniz gibi arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Favori ekleyin falan. Profilinizden açın. Profile tıklayarak Creators bölümüne tıklayın. Açın. Benden de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.